Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere paraleller konusunu çok kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, tanımımızı yapacak olursak dünyamızı iki eşit parçaya bölen en büyük hayali çizgiye Ekvator deniyor. Peki paralel ne? Arkadaşlar, Ekvatora paralel uzandığı varsayılan hayali çizgilere ise paralel deniyor. Tanımı bu kadar basit. Ancak bize tanımı sorulmuyor. Burada şekil hazırken arkadaşlar sizlere birkaç özelliğini söylemek istiyorum. İlk özelliğimiz arkadaşlar başlangıç paralelimiz ekvatordur ve sıfırıncı derece ile gösterilir. Arkadaşlar ikinci maddemiz. Bakalım hangi yönde uzanıyorlar? Doğu batı yönünde uzanıyorlar. Bu da ikinci maddemiz. 3. Arkadaşlar paraleller Birer derecelik açıyla çizilir. Bir kuzey, iki kuzey, üç kuzey, dört kuzey nokta 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 arkadaşlar 90 kuzeye kadar uzanırlar. Bir güney, iki güney, üç, dört nokta nokta 90 güneye kadar uzanırlar arkadaşlar. Burada bir özelliği de öğrenmiş olduk arkadaşlar. 90 tane kuzeyde 90 tane güneyde olmak üzere toplamda 180 paralelimiz bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, az önce söylemiş olduğumuz 4 maddeyi yazıya dökelim. 1. Başlangıç paralelimiz Ekvatordur ve 0 derece ile gösterilir demiştik. 2. Doğu-batı yönünde uzanırlar. 3 birer derecelik açıyla çizilirler. 90 kuzeyde, 90 güneyde olmak üzere toplamda 180 paralelimiz vardır. Beşinci maddemiz ardışık iki paralel arası uzaklık her yerde 111 kilometredir. Altıncı maddemiz ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe paralel boylarımız kısalır arkadaşlar. Hatta kutuplarda nokta halini alır. Bunun sebebi ise dünyanın şekli. Bu şekli birazdan göstereceğim arkadaşlar. Yedinci maddemiz bazı paralellerin özel isimleri vardır. Şimdi bunları gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şeklimizde göründüğü gibi bazı paralellerin özel isimleri vardır. Arkadaşlar zaten başlangıç paralelimizin ismini biliyorduk. Ekvator 23-27 kuzey 23-27 kuzey paralellerinin isimleri arkadaşlar dönencelerimiz olduğu için kuzeydeki yengeç dönencesi, güneydeki oğlak dönencesi. Yine 66-33 kuzey, 66-33 güney. Arkadaşlar kuzeydeki olan 66-33 kuzey kutup dairesi, burada da güney kutup dairesi. Dikkat ederseniz son paralelimiz nokta halini alıyor. Arkadaşlar 90. paralelimiz nokta halini aldığı için kuzey kutup noktası, güney kutup noktası. Bir maddemizde şöyle yazmıştık. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyları kısalır. Sebebi dünyanın şekli demiştik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekvatorun uzunluğuna bakıyoruz. Kutuplara bakıyoruz arkadaşlar. Nokta halini almış. Bunu da göstermiş bulunuyoruz. Şimdi iki paralel arası uzaklığın Hesaplamasını yapalım birazdan. Evet arkadaşlar ardışık iki paralel arası uzaklığın 111 olduğunu şimdi göstereceğiz size. Ee, öncelikle belirtmek istediğim bazı durumlar var. Bunlardan birincisi eğer ekvator çizgimiz olmasaydı bunların yanında hangi yönde olduğu yazmıyor. Biz bunu belirleyebilir miyiz? Evet arkadaşlar belirleyebiliriz. Nasıl hocam? Bakın dikkat ederseniz üstteki kısım kuzeye doğru gidildikçe artmış. O zaman kuzey yarım kürede. Alttaki kısım ise güneye gidildikçe artmış. O zaman güney yarım kürede. Yani kuzeye doğru artıyorsa kuzey yarım kürede. Güneye doğru artıyorsa güney yarım kürede. Şimdi sorumuza geçelim. Arkadaşlar biz biliyoruz ki ardışık iki paralel arası uzaklık 111. O zaman buranın uzaklığı 111 kilometre. Peki sıfırla ikinci güney arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Arkadaşlar 0, 2. Yani şöyle yapabilirsiniz hocam. 0, 1 zaten 111'di. Buraya da 111 derim. Toplamda 222 kilometre olduğunu bulurum. Ancak bunun kolayı nedir? Aradaki paralel farkını bulursunuz. Çarpı 111. Yani Burada 0 ile 2 arasında paralel farkı 2, 2 çarpı 111, 222. Peki, şimdi üçüncü sorumuza geçelim. 2 ile bir kuzey arasında, yani 2 güney ile bir kuzey arasındaki sorumuza geçelim. Burada toplamda kaç paralel geçiyoruz arkadaşlar? 1, 2, 3 paralel. Yani biz toplamda 3 paralel geçiyoruz. O zaman 3 çarpı 111 3 çarpı 111 333 kilometre arkadaşlar. ...333 kilometre. Diğer sorumuzda... ...iki kuzey ile... ...iki güney arasındaki... ...kuş uçumu uzaklığı soruyor. Arkadaşlar iki tane kuzeyde paralelimiz var. İki tane de... ...güneyde paralelimiz var. O zaman ne yapıyorum? Toplamda ben 4 tane paralel geçmiş oluyorum. 4 çarpı 111 arkadaşlar 444 kilometre yapar. Burada bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama gösterelim. Arkadaşlar mesela 0 ile 2 arasındaki uzaklığı bulmak için ne yaptık? 2'den 0'ı çıkardık. Yani kaç tane paralel geçtiğimizi bulduk. Ya da aynı yönde olanlara bakalım. Hocam 2 ile 1 arasındaki e, farkı nasıl bulacağız? Aynı yönde oldukları için çıkarırım. 2'den 1'i çıkardım. Fark 1. Arasında 1 çarpı 111, 111 kilometre. Ancak dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama son soruda ve 3. soruda arkadaşlar. Biri kuzey yarım kürede, diğeri güney yarım kürede biri kuzey yarım kürede, diğeri güney yarım kürede. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Farklı yarım kürelerde ise toplayıp daha sonra 111 ile çarpıyoruz. Aynı yarım kürede ise çıkarıp 111 ile bu şekilde çarpıyoruz. Evet arkadaşlar, paralel daireleri kutuplara doğru gidildikçe dereceleri büyür. Bu nedenle Ekvator ile dönenceler arasına alçak enlemler, dönenceler ve kutup daireleri arasındaki yerlere ise orta enlemler, yani kutup daireleri ile kutup noktaları arasındaki yerlere ise yüksek enlemler denir. Evet arkadaşlar, dersimizi basit bir soruyla bitirmek istiyorum. Türkiye'nin en kuzeyi ile en güney arasındaki kuş uçumu uzaklık kaç kilometredir? Bu soruyu yapabilmemiz için öncelikle Türkiye'nin hangi paraleller arasında yer aldığını bilmemiz gerekiyor. Türkiye 36 kuzey ile 42 kuzey paraleller arasında yer alır. Şimdi burada dikkatinizi çeken bir şey oldu mu arkadaşlar? İkisi de aynı yönde. Aynı yönde olduğu için arkadaşlar çıkarırım. 42'den 36'yı çıkardım. 6 paralel fark var. Zaten ben biliyorum ki ardışık iki paralel arası 111 ise 6 tane paralel arası 111 çarpı 6 666 kilometre. Yani Türkiye'nin en kuzeyi ile en güney arasındaki kuş uçumu uzaklığı arkadaşlar 666 kilometre. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Sizden ricam dersi dinledikten sonra konu tarama testi çözmeniz. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka abone olalım, Kendinize iyi bakın.